Sayın hocalarım, değerli konuklar, hepiniz Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çarşamba Konferanslarının bugünkü oturumuna hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Sayın Hocam Avukat Doktor Davut Gürses. Hocamız özellikle finans hukuku, finansal teknoloji ve hukuk, bankacılık hukuku ve dijital bankacılık hukuku alanlarında çalışmalar yürütmekte ve fakültemizde de bu alanlarda dersler vermekte. Bu kapsamda hocamız bugün bizlere dijital bankalar konusunu aktaracak. Ama öncelikle sözü Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Hocam Profesör Doktor Başak Baysal'a bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler Ercan Hocam. Ben çok kısa Davut Hoca'ya teşekkür etmek için söz aldım. Bir de şu bilgiyi belki paylaşmamız gerekir. Biliyorsunuz çarşamba konferanslarını biz çok düzenli bir şekilde yapıyorduk. Fakat yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle ara verme kararı aldık. Ama bunun da bizim bilimsel çalışmalarımızdaki önemini ve bilimin bu noktada ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için bu sömestrede tekrar çarşamba konferanslarımıza başladık ve başlarken de Davut hocamızla tekrar başlamak istedik. Davut hocamız fakültemizin çok önemli bir üyesi. Uygulamayla bizi birleştiren köprüyü oluşturuyor kendisi. Vaka tabanlı eğitim koordinatörümüz aynı zamanda. Fakültedeki yeni eğitim modelimizde baş aktörlerden biri. Beraber çok yoğun çalışıyoruz. Onun uzmanlığından biz ve öğrencilerimiz fazlasıyla faydalanıyorlar. Ben huzurunuzda hocanın Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne olan katkısından dolayı tekrar teşekkür etmek için söz aldım. Hocam iyi ki bizdesiniz. Daha uzun yıllar birlikte çalışmayı biz umuyoruz. Doçentliğinizi, profesörlüğünüzü hep birlikte kutlamayı yine Kadir Has Üniversitesi'nde, Hukuk Fakültesi'nde umuyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum her şey için. Sözü tekrar Alican Hoca'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Davut hocamıza sözü bırakmadan önce her zaman olduğu gibi çok kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Hocamız sunumunu tamamladıktan sonra soru cevap kısmına geçeceğiz. Bu kısımda dilerseniz söz alarak sesli bir şekilde sorularınızı iletebilirsiniz. Dilerseniz de chat kısmından doğrudan bana mesaj yollayarak sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi sözü vakit kaybetmeden hocamıza bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Can hocam çok teşekkür ederim öncelikle. Başak hocam çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Ben de burada olmaktan, sizlerle çalışmaktan, sizlerin bilgisinden, deneyimden faydalanmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim tekrardan. Bugün benim konum, size anlatacağım konu dijital bankalar. Son dönemin güncel konularından biri. Bir sunumun akışını size aktarmak isterim önce. Bu sunumu hangi planda ilerleteceğim diye. Birinci bölümde genel bilgilerle ve tanımlarla ilerleyeceğim. İkinci bölümde dijital bankaların faaliyetleri, faaliyet kısıtlamaları ve bu faaliyet kısıtlamalarının kaldırılma ihtimali, bir istisnai durum var. Ondan bahsedeceğim. Üçüncü bölümde teşkilatlanmaya, işte şube açma yasağına, genel müdür birimlerine ve bu konudaki yönetmelikteki hükümlere değineceğim. Dördüncü bölümde yönetim kurulu ve üst yönetimle ilgili genel ve özellikli durumlar var, birkaç tane, onlardan bahsedeceğim. Son bölümde de diğer hususlara değinip sunumu tamamlamayı planlıyorum. Tahminen bir 30 dakikam var. 30 dakika içerisinde bitirmiş olacağım. Ondan sonra da Alican Hocam'ın yönlendirmesiyle soru cevapları geçeceğiz. Şimdi ilk olarak bizde Türk hukukunda dijital bankaların yasal dayanağı nedir mevzuat anlamında? Bu konudaki temel dayanağımız dijital bankaların faaliyet esasları ile servis modeli bankacılığı hakkındaki yönetmelik. Bu yönetmelik BDDK tarafından 29.12.2021 tarihinde yayınlandı ve 2022'nin başında da yürürlüğe girdi. Dolayısıyla bizdeki dijital bankaların ve hatta servis modeli bankacılığının mehaza aslında bir yönetmelik, bankacılık kanunu değil. Sonradan bankacılık kanunu birkaç değişiklik yapıldı ama ana kaynağımız bizim yönetmelik. Bu yönetmelik aslında kısa bir yönetmelik. 5 bölüm var bu yönetmelikte. Bunların ikisi doğrudan dijital bankalarla ilgili. 2 bölüm genel hükümler, 1 bölüm de servis modeli bankacılığını düzenlemekte. Şimdi dijital bankalarla ilgili ilk yapacağımız şey, aslında düşünmemiz gereken şey, tanımlama. Dijital banka nedir ya da ne değildir konusu. Bu konuda yönetmelikte bir tanım var. Buna göre bankacılık hizmetlerini fiziksel şubeler yerine elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları aracılığıyla sunan kredi kuruluşunu ifade etmektedir der yönetmelik. Burada kısaca aslında
şubesiz bankacılık diyebiliriz. Yani bankacılık hizmetlerini fiziksel şubeler yerine elektronik kanallar üzerinden, işte bunların arasında internet bankacılık var, mobil bankacılık var, telefon bankacılık var ya da açık bankacılık servisleri üzerinden ya da ATM ve kiosk dediğimiz makineler üzerinden, cihazlar üzerinden müşteriyle banka çalışanının fiziksel olarak yüz yüze gelmeksizin uzaktan mesafeli olarak bu hizmetlerin sunulmasına sunan kredi kuruluşunu ifade etmektedir. Burada türü konusu var. Yani dijital banka yeni bir banka türü mü? Aslında değil. Bildiğimiz üzere bankacılık kanununda üç temel banka türü var. Birisi mevduat bankası, klasik fonksiyonel bankacılığın ana amiral gemisi diyebileceğimiz ve banka deyince ilk aklımıza gelen bankalar mevduat bankasını türünü oluşturur. Temel faaliyeti aslında mevduat toplamak ve kredi vermek. Tabii ki günümüzde yüzlerce değişik bankacılık faaliyeti var ama mevduat bankasına bu adı veren mevduat kabul etme yetkisi ve kredi kullandırma yetkisi. Bunun yanında diğer bir bankamız katılım bankaları. Katılım bankaları mevduat yerine katılım fonu toplarlar, yine kredi verirler. Tabii ki kredi usul yöntemleri farklı ama günün sonunda bizim için kredi şemsiyesi altında tasnif edilebilecek şeyler bunlar da. Üçüncü tür bankamız da kalkınma ve yatırım bankaları. Bunların herhangi bir şekilde halktan para toplama yetkisi yok. Sadece kredi verme üzerine faaliyette bulunan bankalar halktan para toplama yetkileri olmadığı için bunların şubeleri de yoktur. Uygulamada da piyasada da çok göremezsiniz. Yani sokaklarda, mahalle aralarında göremezsiniz. Bir veya iki şubesi olanlar var tabii ki. Şimdi dijital banka bu üç bankaya ek olarak dördüncü bir banka türü değil. Bunu yönetmelikten anlıyoruz. Çünkü yönetmelikte demin okuduğum tanımda kredi kuruluşu olarak tasnif etmiş bunu. Kredi kuruluşu nedir peki? Kredi kuruluşu bankacılık kanunu 3. maddesinde tanımlanmış mevduat bankalarıyla katılım bankalarını ifade etmek üzere kullanılır. Bu tanım yani kredi kuruluşu ifadesi 3. banka türü olan kalkınma ve yatırım bankalarını dışlar. Dolayısıyla kanunda veya yönetmelikte kredi kuruluşunu gördüğümüz zaman bunu şöyle yorumlamamız gerekiyor. Bu hüküm kalkınma ve yatırım bankalarına uygulanmaz. Bankacı kanuna baktığımızda da zaten özellikle halktan para toplama yetkisi olan mevduat bankası ve katılım bankaları için mevduatın ya da toplanan fonun korunmasına ilişkin hükümlerde kredi kuruluşu geçer. Ve zaten diğer bankanın halktan para toplama yetkisi olmadığı için bu hükümlerin uygulanma şansı yok. Türü olmadığını buradan anlıyoruz. Dolayısıyla bir dijital banka mevduat bankası ya da katılım bankası olarak kurulmak zorundadır. Bu da bize aslında bunun dördüncü tür bir banka olmadığını göstermektedir. Bunun mefhum muhalifinden çıkan sonuç ise şu, dijital banka kalkınma ve yatırım bankası olarak kurulamaz. Buna yönetmelik engel koymuş. Bence kurulabilmeliydi. Tabii ki mantıklı mı değil mi, karlı mı ya da onların böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Çünkü şubeleri zaten yok. Böyle bir engel var mevzuatımızda. Dünyada bu bankalara ne deniyor? İşte Neobank, Virtual Bank, Internet Only Bank ya da Challenger Bank olarak da adlandırılmaktadır bu banka türü. Bu demin anlattıklarım özeti bu aslında. Nereye gidiyor peki bu? Bu aslında mevduat bankasının altında normal bir zaten şubeli dediğimiz mevduat bankaları var çoğunlukla orada. Bir de bunların yanına dijital mevduat bankası eklendi. Yine katılım bankalarında da şubeli diye adlandırdığımız eski usul bankaların yanında bir de dijital katılım bankası diye bir ayrım geldi. Dolayısıyla büyük resimde aslında üç tür bankaya dördüncü tür olarak eklenmedi diyebiliriz. Dijital bankanın alameti farikası nedir? Yani diğer bankalardan ayıran özelliği nedir? Niye bu kadar önemli? Dünyada da konuşuluyor, bizde de konuşuluyor. Burada aslında temel farkı ayırt edici özelliği şu, hizmetleri, bankacılık hizmetlerini müşterilerine nasıl sunduğu. Dijital bankaların bunu sadece mesafeli olarak uzaktan elektronik bankacılık dağıtım kanalları üzerinden sunması temel farklılık noktasını teşkil etmekte aslında. Dolayısıyla diğer konularda tabii ki yönetmelikte bazı farklar var ama dijital bankaya önemli kılan şey müşteriye hizmeti nasıl sunduğu meselesi aslında. Kuruluş bakımından konuyu incelediğimizde dijital bankanın kuruluşu için iki tane şeyimiz var aslında. Normal bir bankanın kuruluşu için gerekli olan işte bankacı kanun 7. maddesi var ve buna istinaden çıkartılmış bir yönetmelik var.
O yönetmelik de uzun uzun anlatır neler gerekir, nasıl yapılması lazım diye. Dijital banka için ek olarak bu demin bahsettiğim yönetmelikte ek koşullar getirilmiş. Onların da yerini getirilmesi lazım. Dolayısıyla sadece bu yönetmelikteki hükümler değil, daha önceden normal bir bankanın kuruluşu için gereken şartlar ve usulleri de uymakla mükellef. Kuruluş için temel zaten bildiğimiz şeyler, işte anonim şirket şeklinde kurulması gerekiyor bir dijital bankanın da. Bu yanılmıyorsam 1958'den bu yana mevcutumuzda var. Bunun sebebi de anonim şirketin banka organizasyon yapısına daha uygun olması, bankacılık faaliyetleri için daha uygun bir şirket tipi olması. Dijital bankalar için de bu geçerli. Diğer kuruluş şartları ve şeyler çok detaylı olduğu için onlara girmeyelim. Zaten kolayca mevzuatta bulabilirsiniz. Asgari ödenmiş sermaye meselesi var. Şu an bir Türkiye'de bir dijital banka kurmak için 1 milyar Türk lirası en az ödenmiş sermayenizin olması lazım. Tabii ki bu kısıtlı bir lisans için. Birazdan söyleyeceğim. Özellikle kredilerde bazı sınırlamalar var. Ancak bunu 2,5 milyar TL'ye çıkardığınızda bunun için kurul izni gerekir. Kurulda bankacı düzenleme ve denetleme kuruludur. Onun için de 2,5 milyar TL gerekir. O zaman bu yönetmelikteki faaliyet sınırları ortadan kalkar. Bir dijital banka tıpkı normal bir mevduat bankası gibi, dijital olmayan bir mevduat bankası gibi ya da dijital olmayan bir katılım bankası gibi hangi türdeyse o türün aslının yapabileceği her şeyi yapabilecek duruma gelir. Dijital bankalarla ilgili en önemli konu aslında faaliyetler. Şimdi bunlara bakalım. Genel kuralımız şu aslında, yönetmelikte de bu açıkça belirtilmiş. Aksi belirtilmediği sürece mevduat ya da katılım bankası olmasına göre bir dijital banka kredi kuruluşlarının gerçekleştirebileceği bütün faaliyetleri yerine getirebilir denmiş. Temel kuralımız aslında o hangi banka türü ise onun yapabildiği her şeyi yapabilmesi. Burada da ilk nereye bakıyoruz? Bankacılık Kanunu 4. madde bankacılık faaliyetlerinin düzenlendiği geniş ve uzunca bir maddedir bu. Oradaki faaliyetlerin yapılmasını, yetkisini haiz oluyor. Fakat aksi belirtilmediği dediği için aksini nerede buluyoruz? Bu yönetmelikte aksi konusunda epey hüküm var. Burada tabii şeye de dikkat etmek lazım. Yani dijital bir mevduat bankasıysanız o dijital banka sadece mevduat bankasının yapabileceği şeyleri yapar. Bir katılım bankasının yapabileceği şeyleri yapmaz. Kendi türüne has olan şeyleri, faaliyetleri yerine getirebilir. Böyle bir tür kısıtlaması da var. Şimdi bankacılıkta iki temel faaliyetler var aslında. Yani yüzyıllardan bu yana gelen, hatta bankacılığın ilk fonksiyonu diyebiliriz, ilk faaliyeti dediğimiz şey mevduat toplama aslında. İki temel faaliyetinden biri bir mevduat toplamak, iki bunu kredi olarak satmak. Mevduat toplama bakımından genel kuralımız tabii ki mevduat toplayabilir. Ama bunun için mevduat bankası olması lazım. Katılım bankası ise mevduat değil, katılım fonu toplayabilir. Aksi durumda izinsiz faaliyette bulunma suçu ve diğer idari yaptırımlar gündeme gelebilir. Mevduat toplama bakımından dijital bankalarda kredide olduğu gibi bir tür sınırlaması yok. Yani kredilerde birazdan anlatacağım finansal tüketici KOBİ sınırlaması var. Bunların dışında kredi kullandırmak yasak. Bazı istisnaları var. Ama mevduatta böyle bir şey yok. Tabii mevduat içinde orada da bir şey var. Büyük mesele var aslında. Yani günümüzde bankaların çok sayıda şubesi var. Bir dönem 1500'leri falan buldu. Son işte 6 senede düzenli olarak ülkemizde banka şube sayıları azalıyor. Buna rağmen şubelerin hala büyük bir önemi var. Neden? Çünkü mevduat toplama noktasında şubelerin büyük bir avantajı ve katkısı var. Bu anlamda mevduat toplama bakımından kanunen bir sınırlama yok. Fakat uygulamada dijital bankaların mevduat toplama konusunda nasıl bir politika izleyeceği ya da başarılı olup olamayacağı konusunu ben de merak ediyorum. Çünkü şubeleri yok. Şube yoksa Anadolu'ya yayılamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? EFT üzerinden, diğer bankaların kanalları üzerinden ya da diğer bankalardan transfer yolunu bunu toplayabileceksiniz. Bu da ilginç bir nokta. Böyle 1-2 sene sonra ancak veriler oluşur. Ondan sonra bu konudaki piyasayı göreceğiz. İkincisi, yani ikinci asli bankacılık faaliyeti kredi verme. Bu
temel bankacılığın mantığı zaten mevduat topla, bunu kredi olarak sat. Tabii ki günümüzde birebir böyle işlemiyor ama bankacılığın geçmişine baktığımızda şu anda asli şey bu aslında, kredi kaynağı mevduattır. Kredi verme faaliyeti bakımından da bir dijital banka niteliğine uygun düşecek yöntemlerle kredi kullandırabilir. Burada niteliğine mevduat bankası mı, katılım bankası mı? İki bankanın da kredi kullandırma yöntemleri farklı. Buna uygun şekilde kredi vermesinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama mevduat bankasıysanız örneğin bankacı kanuna göre finansal kiralama yani leasing yapamazsınız. Bu yasak faaliyet, hatta yasağın da ötesine geçiyor. Bu bir suç olarak düzenlenmiş. Ne suçu? İzinsiz faaliyette bulunma suçu. Kredi vermede genel kuralımız tabii ki kredi verebilir ama burada bir sınırlama var yönetmelikte. O sınırda şu, bir dijital banka diyor ki yönetmelik, sadece finansal tüketici ile KOBİ'lere kredi kullandırabilir. Bunun haricindekilere kredi kullandıramaz. Burada finansal tüketici nedir dediğimizde yönetmelikler birbirlerine atıf yapıyor ama günün sonunda bulduğumuz tanım aslında şu, mesleki ya da ticari amaçlarla hareket etmeyen ve bir finansal kuruluştan hizmet alan kişileri o ilişki kapsamında, finans kuruluşuyla olan ilişki kapsamında biz finansal tüketici diyoruz ve onlar mevzuat kapsamında korunuyor. Dolayısıyla burada aslında bireysel tüketici kredileri diyebiliriz burada. Aldığınız kredi mesleki ya da ticari bir amaçla kullanmayacaksınız ve karşınızda da bir finansal kuruluş varsa büyük ihtimalle siz de bir finansal tüketici sayılacaksınız. İkincisi KOBİ'ler dediğimiz. KOBİ'lerde yanılmıyorsam en son kurulun bir ciro koşulu vardı. Yıllık cirosu 250 bin TL'nin altında olan şirketler KOBİ sayılıyor. Bu bakımdan da bir sınır var. Bu sınırın yaptırımı ya da hukuki bakımından değeri nedir dediğimizde bu aslında bir düzen hükmü. Yani bunu hep sıklıkla kullanıyorum. Çünkü çok önemli. Bu bir dijital banka diyelim, finansal tüketici ya da KOBİ değil, bir OBİ'ye, orta boylu işletmeye ya da büyük boylu işletmeye bir kredi verdi diyelim. Bu düzenlemeye aykırı olacak. Ve aykırı olduğu zaman bu kredi sözleşmesi geçersiz mi sayılacak? Yani yaptırımı kesin hükümsüzlük mü? Değil. Niye? Çünkü bu bir düzen hükmü. Peki bu BDDK'nın yani kurulun çıkardığı bir yönetmeliği ihlal ettiniz ve bankacı kanunda bunun cezası var. İdari para cezası. Diyelim. Burada ne olacak? Bu düzenlemeyi ihlal ettiğinizde yaptığınız o kredi sözleşmesi hukuken geçerlidir. Fakat banka için bir idari para cezası ya da başka bir yaptırım gündeme gelebilir. Çünkü bu düzenlemenin amacı kredi sözleşmesinin kuruluşu ya da hükümleriyle ilgili bir genel maddi hukuka ilişkin bir düzenleme getirmek değildir. Sadece belirli bir düzeni korumaktır. Dolayısıyla buradaki yönetmelikteki çoğu şey için bunu söyleyebiliriz. İhlali hukuki geçersizlik değildir. Bu önemli bir konu. Müşteri bakımından yapılan bu tasnifin birkaç istisnası var. Kredi müşterisi sadece finansal tüketici ve o KOBİ olabilir diyor yönetmelik. Ama o bankalar arası piyasada ya da para ve sermaye piyasalarında faaliyet göstermek suretiyle bankacı kanunun kredileri düzenleyen 48. maddesinde sayılan işlemleri gerçekleştirmesi bu şeyin istisnası, kuralın istisnası 48. madde uzunca bir madde ve aslında biraz bankacılık düzenini korumak için getirilmiş, bilinçli olarak çok geniş yazılmış bir madde. Oraya baktığınızda hem her şey kredi oluyor. Bir bankanın başka bir bankada mevduat hesabı açması ve o mevduat hesabında 1.000 lira tutması durumunda bile bu 1.000 lirayı kredi olarak görüyor kanun. Sebebi daha önceki işte kötü bankacılık tecrübeleri. Haklı haksız oraya bir şey demiyorum. Bu kredi tanımını veya çerçevesini geniş tutarak bankacılık kanununa kredi düzenine ilişkin getirilmiş o hükümlerin bütününü uygulamak istiyor aslında. Ve kötü niyetli hileli şeylerin de önüne geçmek istiyor. O yüzden 48. madde geniş bir maddedir. Bu bir istisnası. İkincisi diğer bankalara kredi kullandırması. Bu ikinci istisnası. Üçüncü de KOBİ boyutunu aşan işletmeler için döviz kredisi kullandırabilir. Üç tane istisnası var bunun. Öte taraftan finansal tüketiciler için yani tüketici kredilerinde de bir yine sınırımız var. Burada da miktar bakımından bir sınırlama var. Yönetmelik der ki bir
dijital banka müşterisine bir dijital bankanın bir müşterisinin kullandırabileceği teminatsız nakdi tüketici kredilerin toplamı ilgili müşterinin net aylık net gelirinin 4 katını aşamaz. Böyle bir net gelir tespit edilememesi durumunda ise 10.000 TL'yi aşamaz diyor yönetmelik. Burada müşteri gelirini beyan edecek. Biz banka olarak da bunu teyit edeceğiz. İşte maaş borcusu ya da hesabına sürekli yattığını gösteren bir ekstra gibi şeylerle teyit ettikten sonra bunu kullandırabileceğiz. Burada yine aslında özü itibariyle birer tüketici kredisi niteliğinde olabilecek olan kredi kartları ya da kredi mevduat hesapları ya da nakit çekimler bu sınırlamaya dahil değil. Onları yönetmelik kapsam dışı bırakmış. Öte taraftan burada teminatsız nakdi tüketici dediği için gayrinakdi kredi varsa tüketici anlamında bu sınıra tabi değil. Çünkü nakdiyi sadece koymuş. İkincisi teminatlı bir tüketici kredisi varsa yine bunlardan bu sınırlamalardan kaçabiliyorsunuz. Tabii ki buradaki şeyi kestiremiyorum şu an. İkinci düzenleme gelmedi henüz. Teminatı nasıl alacağız? Hangi teminat, hangi marjı alacağız? Ne kadarı atıyorum bir kefalet aldık diyelim bir tüketici kredisi için. Buradaki şeyi nasıl hesaplayacağız? Yani o marjı ya da bu sınır direkt bir herhangi bir kefil aldığımızda bu sınırlamalardan kurtuluyor muyuz? Orası belirli değil. Bunu ileride göreceğiz. KOBİ kredilerinde bir sınır yok. Bu sadece tüketici kredileri üzerinde getirilmiş bir sınır. O yüzden KOBİ'lerde böyle bir sınırlama bulunmamaktadır. Saklama bakımından saklama hizmeti deyince ilk aklımıza gelen bankalardaki kiralık kasa hizmeti. Yönetmelik bu konuda şunu diyor. Dijital bankalar, dijital ortamda gerçekleştirilecek olanlar hariç olmak üzere kiralık kasa ve emanet alma işlemlerini, saklama hizmetlerini sunamaz. Çünkü şubesi yok aslında. Uygulamadan bildiğimiz üzere genellikle kiralık kasalar şubelerin altında oluyor, şubenin içerisinde oluyor. Dolayısıyla şube ile bütünleşik bir şey aslında saklama hizmeti de. Şubelerin verdiği bir hizmet, şubeniz yoksa bu hizmeti de veremiyorsunuz gibi bir netice doğuyor. Ancak dijital ortamda saklama hizmeti verebilirsiniz diyor. Bunun sanırım birkaç banka böyle size bir serverda bir alan veriyor. Orada kendi verilerinizi saklayabiliyorsunuz. Ücretli ya da ücretsiz bazen değişiyor. Bu mümkün ama bunun dışında fiziksel bir saklama hizmeti veremiyorsunuz yönetmeliğe göre. ATM bakımından ATM hizmeti verebiliyorlar dijital bankalar. Hatta şube yok ATM'nin onun için daha da önemli bir hale geldiğini söyleyebiliriz. Kendileri bir ATM ağı kurabilir ya da diğer bankaların kurduğu ATM ağından da sözleşmeler yoluyla, diğer banka ve ATM sahipleri yapacakları sözleşmeler yoluyla müşterilerine bunu kullandırabilirler. Şimdi bu faaliyet sınırlarının ortadan kalkması için bir imkan var. Bir dijital banka faaliyet izni sürecinde ya da faaliyet izni aldıktan sonra bu asgari ödenmiş sermaye tutarını nakden ve her türlü muvazadan ağırı olarak 2 milyar 500 milyon Türk lirasına çıkarması halinde kuruldan bu sınırlamaların kaldırılmasını talep edebilir. Burada kurul bu riskleri yönetebileceğine, IT altyapısının uygun olduğuna ve bu limitlerin kaldırılması durumunda oluşacak müşteri riskini taşıyabileceği konusunda bir takdir hakkı var kurulun. Bu konuda uygunluk verirse bir geçiş planı çerçevesinde bu sınırları ortadan kaldırabilir. O zaman bu bankada tıpkı bir mevduat bankası, katılım bankası gibi herhangi bir sınırlama olmaksızın faaliyetlerine devam edebilecek. Şube yok bu bankalarda, onu söyledik. Bu avantaj bir yandan, bir yandan dezavantaj. Avantajı maliyet avantajı. Kira derdiniz yok. Orada istihdam ettiğiniz kişilerin personel maliyeti derdiniz yok. Elektriğiniz yok, suyunuz yok. Bir taraftan da dezavantaj işte mevduatınız. Siz orada bir şeyiniz var. Gri nokta var. O yüzden üye iş yeri dijital bankalar için önemli bir diğer şey. Kapı aslında ATM gibi. Üye iş yerleri üzerinden iki tane şey var. Hizmet verebilir dijital bankalar. Banka kartları ve kredi kartları kanunuyla 64-93 sayılı kanun uyarınca ihraç edecekleri ödeme araçlarını kabul etmek üzere kendileriyle anlaşma yapan üye iş yerleri vasıtasıyla
müşterilerine nakit çekim hizmeti ya da ön ödemeli araçlarına bakiye yükleme hizmeti verebilirler. Dikkat ederseniz nakit yatırma yok. Yani gidip bir dijital bankanın üye şirketinden hesabınıza para yatıramayacaksınız. Ha, ön ödemelidir ödeme aracıysa o istisnası onu yapabilirsiniz. Ama mevduat hesabınıza bunu yatırmanız mümkün değil. Nakit çekebilirsiniz ama para yatıramazsınız mevduat hesabınıza. Sınırlama şey için geçerli. İki tane sınırlaması var. Üçüncü bölüm teşkilatlanma. Biraz da teşkilatlanmaya bakalım. Şimdi zaten fiziksel şube açamıyor. Bu net. Bu şey isteğe bağlı bir şey değil, mecburiyet. Bunun yanında muhabirlik, acentelik, temsilcilik gibi herhangi bir birim ya da teşkilatlanmanın şey alt örgütlenme de yapamaz, buna gidemez. Bu kesin bir yasak. Bunun istisnası yönetmelik diyor ki genel müdürlükle genel müdürlükle bağlı hizmet birimleri için teşkilatlanmaya gidebilir. Zaten bu mantıklı. İkincisi bir zorunluluk var yine burada. Müşteri şikayetlerini çözebilmek için bir fiziksel büro kurmak zorunda. En az iki tane kurabilirsiniz, üç tane ya da bölgesel kurabilirsiniz müşteri yoğunluğunuza göre. Ama en az bir tane kurmanız zorunlu. Burada da hani toplumumuzda hala özellikle bu şikayetlerde ya da sorunlarda finansal kuruluşu karşınızda görme, onun bir personeline gidip derdinizi anlatma ya da yüz yüze gelme talebi var. Online dünyaya hala güvenmeyen bir sürü insan var. Biraz da o yüzden hani insanların gidip derdini anlatabileceği, telesekretere konuşmadan iletişim kurabileceği bir yöntem aslında. Destek hizmeti bakımından bir şeyi yok. Yani dijital bankaların bir özelliği yok. Bankaların destek hizmeti almaları için yönetmelik hükümlerine uymak koşuluyla oradaki koşullara, şartlara destek hizmeti alınabilecek konularda tabii. Bazı konularda alamıyorsunuz. Bunlara uymak kaydıyla destek hizmeti almasında herhangi bir sakınca ve yasaklama yok dijital bankanın. Dördüncü bölümde yönetim kurulu ve üst yönetim. Bunlara biraz bakalım. Yönetim kurulu genel zaten bankacılık kanunu bu konuda çok detaylı hükümler var. Dijital bankalar için de yönetim kurulu genel müdür dahil 5 kişiden az olamaz. Yine genel müdür bulunmadığı durumlarda yönetim kurulunun vekili YK'nın doğal üyesi olur. Yine YK seçiminden önce ya da boşalma durumunda kuruma BDDK'ya bildirmeniz gerekiyor. Bir bildirim hükümleri var. Yine normal bankalar için geçerli olan genel müdürlük ve YK başkanlığı sıfatlarının tek kişi tarafından yürütülememesi kuralı dijital bankalar için de geçerli. Bunun temel mantığı aslında güçler tek elde toplanmasın, YK başkanı ve genel müdür farklı kişiler olsun ve tek kişi bütün kararları almasın. Temel mantığı bu aslında, doğru bir mantık. Burada dijital banka için de bu geçerli. Yine yönetim kurulu üyesi olmanız için bazı şartlar var. Bankacı Kanunu 8. maddesinde uzun uzun sayılmış. Bunları taşımanız lazım. Bu da şey dijital banka yönetim kurulu için geçerli. Ama yönetmeliğin getirdiği bir tane şart var. Diyor ki dijital bankanın yönetim kurulu üyelerinden en az birinin bilgi sistemleri yönetimi alanında en az 10 yıl mesleki tecrübeye sahip olması şarttır. Bu mantıklı zaten, aslında dijital banka tamamen bir IT şirketi artık. Yani dolayısıyla oradaki sorunlar ve risklerin çoğu da IT kaynaklı olacak. Bu da bence makul ve mantıklı bir düzenleme. Hatta bence en az yarısının ya da çoğunun şey olması lazım. IT kökenli ya da bu konuda tecrübe sahibi kişi olması gerekir. Yönetim kurulunun sorumluluğu meselesi. Bu konuda dijital bankalar için özel bir şey yok. Onu söyleyeyim. Genel bu slide'da göreceğiniz şey normal bir bankanın yönetim kurulunun sorumluluğu. Bankalarda yönetim kurulu temel temsil ve karar organı. Dolayısıyla geçmiş kötü bankacılık tecrübelerinden kaynaklanan bir yapıyla bankacılık kanunu, yani 5411 sayılı bankacılık kanunu çok sert bir kanun. Hakikaten okuduğunuzda zaman zaman böyle tokat yemiş gibi hissettiğiniz bazı maddeler var. Hatta bir kısmı çoğu, yani bu nitelikteki hükümlerin çoğu bence anayasa aykırı. O derece sert. Ve bu sertliğin temel şeyi aslında neticesi yönetim kuruluna ciddi bir hem hukuki hem cezai sorumluluk yüklemesi. Hakikaten baktığınızda bir bankada olabilecek hemen hemen her şeyden yönetim kurulu sorumlu. Tabii baktığımızda
işte finansal raporlama sisteminin düzgün çalışmasından, işte muhasebenin düzgün çalışmasından, banka içindeki yetki ve sorumlulukların belirlenmesinden, işte teftişin, iç kontrolün, riskin düzgün çalışmasından ya da mevzuata uygun olarak tesisinden, finansal raporlamanın hazırlanmasından, onaylanmasından, yayınlanmasından gibi gibi bir sürü konuda yönetim kurulu sorumlu. Ve bunun bir de cezai tarafı var, tabii zimmet tarafı var, oraya hiç girmiyorum. Hakikaten bu konuda yönetim kurulu üyelerinin ciddi hukuki ve cezai riski bulunuyor. Bu aynen dijital bankalar için de geçerli. Burada bir fark yok. Yönetici tarafında bazı şartlar aranıyor. Bu birincisi yönetmeliğin söylediği, yönetici düzeyinde personel alacaksan liyakatla al diyor aslında. Nedir liyakat? Dijital bankaların iş modelinin yapısına özgü riskleri anlayacak ve bu görevi yerine getirecek bilgi ve tecrübeye sahip kişileri bir yönetici yap diyor. Mantıklı, çünkü dijital banka artık bir IT şirketi. Tamamen uzaktan online çalışan bir banka ve bir kurum. O yüzden buraya da bu işi kotarabilecek, sorunsuz oradaki riskleri anlayabilecek, hem bankacılığı bilecek hem teknik sorunlardan anlayabilecek liyakatlı kişiliği getir der yönetmelik. İkincisi, bilgi sistemlerinden sorumlu yönetici de diyor ki GME seviyesinde olsun. Dolayısıyla bu zaten bankacılık şeyinde şu an piyasada böyle. Çoğu bankanın IT sorumlusu GME seviyesindedir. Yönetim kurulunda çok böyle hani şey yoktur benim bildiğim en azından. IT den sorumlu gibi bir şey yok ama burada artık o da geliyor dijital bankalar için, ama GME seviyesi zaten best practice, yani en iyi uygulama diyebiliriz. Dolayısıyla bu yönetmeliğe de girmiş oldu dijital bankalar için. İç sistemler bakımından dijital bankanın bir farklılığı yok. Yani iç sistemleri de kurmak ve işletmek zorunda. İç sistemler dediğimiz iç kontrol, risk yönetimi ve iş denetimi. Biz bu üçüne iç sistemler diyoruz. Daha doğrusu bankacılık anlamında söylüyor. Bu üçünü de kurmak ve işletmek zorunda. Tabii ki normal bankalara göre kadro yapısı ya da denetim şeyi değişecektir. Çünkü şube yok. Yani normal bir bankada denetimdeki şeyinizin birçoğunu şube alır. Şubedeki işlemler alır. Dolayısıyla burada şube olmadığı için nispeten daha küçük ekiplerle yönetilebilir diye düşünüyorum. Tabii ki burada da IT denetçisi ağırlıklı bir denetim ekibi olmak zorunda diye düşünüyorum. Diğer hususlara da bir bakalım. Ondan sonra biraz süremi aştım gibi ama hemen toparlayacağım. Karşılıklar bakımından herhangi bir farklılık yok. Yani dijital banka, doğrusu bir bankada iki türlü karşılık olur. Bir mevduat karşılığı, işte merkeze gönderirsiniz. Bir de kredi karşılıkları. Kredi karşılıkları daha önemlidir. Çünkü çok miktarda olur. Verdiğiniz kredinin belirli bir oranına nispetini ayırırsınız. Muhasebesel olarak verirsiniz tabii. Bu bankanın canını yakar. Çünkü kredi alakası tabii ki bir parayı kenarda tutmak şey mantığına uymaz. Bu bakımından herhangi bir farkı yok dijital bankayla normal bankanın. Dijital bankalarda hem mevduat karşılığı merkezin düzenlemesi kapsamında hem de BDDK'nın düzenlemesi kapsamında kredi karşılığı ayırmak zorunda. Yine klasik bankaların önemli yükümlülükleri var. Kredilerin izlenmesi, belgelerin saklanması, yıllık faaliyet raporu hazırlanması, kurumsal yönetim ilkelerine uyum, denetim komitesi kurmak ve işletmek. Bunların tamamından da dijital bankalar sorumlu. Herhangi bir özel istisna hükmü olmadığı için. Yine bankalar bağımsız denetime tabi, zorunlu. Yine bankalarda muhasebe ve raporlama ilişkin çok detaylı hükümler var. Bunun işte geçmiş kötü tecrübelerden kaynaklanan şeyler sebebiyle bunların tamamını da dijital bankalar tabi. Sermaye yeterli, likidite yeterli, işte kredi sınırları yasakları, bankacılık kanunundan doğan kredilerin kayıttan düşürülmesi, bunların tamamı da dijital bankalar hakkında bulunacaktır. Hukuki ve cezai sorumluluk bakımından dijital bankalar için özellikle bir durum yok. Yani belki hani risk şeyi biraz düşük olabilir çünkü şube yok. Ama bu da tabii riski düşürür mü artırır mı, o da tartışılır. Bu sefer de tek bütün yumurtaları tek bir sepete koymuş gibi olabilirsiniz. Bir şey hacklenme durumunda ne olabilir? Bu biraz şey, hani farklı açılardan farklı şeyler söyleyebiliriz. Ama mevzuat açısından, dijital bankaların ve ceza sorumluluk açısından bir farkı yok. Bunu söyleyebiliriz. Kredi kuruluşu sayıldığı için bankacılık kanunundaki bu yöndeki bütün hükümlere tabi. Mevcut bankaların durumu ile ilgili yönetmelikte bir kısa bir hüküm var.
Şu an mevcut bankacılık lisansı olan ve çalışan bankaların kendileri kısmen veya tamamen bu hizmetleri elektronik bankacılık hizmetleri dağıtım kanalları üzerinden vermek isterlerse ya da mevcut faaliyet izinlerinin kapsamıyla sınırlı olmak üzere aynı tüzel kişilik içerisinde yani aynı banka içerisinde farklı bir banka gibi kurguladıkları ürünler olabilir. Bunlar için ayrı bir lisansa gerek yok der yönetmelik ve bunlarla ilgili bu yönetmeliğin dijital bankalar ilişkin hükümlerinin uygulanmayacağını söyler yönetmelik. Bunun benzerleri var piyasada biliyorsunuz. Onlar aslında çoğu ayrı bir banka gibi duruyor ama ayrı bir banka değil. Bir bankanın ürünü diyebiliriz onlara. Benim anlatacaklarım bunlar hocam. Son bir slaytım var. Ya bu bizim Evren hocamızın oğlu, Tuna Kılıçoğlu, SMA hastası. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bu konuda da desteğinizi bekleriz. Hocam ben bitirdim sunumumu. Dilerseniz sorulara geçebiliriz. Çok teşekkür ederiz hocam. Böylesine güncel ve ilgi çekici bir konudaki aydınlatıcı sunumumuz için gerçekten çok teşekkür ederiz. Eminim ki hepimiz için çok faydalı oldu. Sizin de belirttiğiniz gibi dilerseniz soru cevap kısmına geçebiliriz. Oturumun başında da anımsatmak istemiştim. Hemen bir söz alan Muhip Seyda Işıktaş. Buyurun size sözü vermiş olayım. Davut Bey öncelikle çok teşekkür ederim. Güzel bir sunumdu. İşte 40 sene bankacılık yapmış birisi olarak gerçekten güzel özetlediniz. Ama dijital bankacılığın şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum tabii. Önce bir yorumumu söyleyeyim sonra da soru ve kısmına geçeriz. Zaten şu anda diğer mevduat ve katılım bankaları hatta yatırım bankaları bile dijitalleştirdiler. Pek çok işlemi dijital platform üzerinden yapıyorlar. Bunun herhalde ayrıştırılmasını öngörüyor yasa koyucu veya daha basit hale. Çünkü maliyet sorunu burada. İşte Türkiye'de yaklaşık 52-53 bankanın 10 bin küsur şubesi var. Bunların azaltılması ve daha elektronik ortamda. Çünkü şube maliyetiyle ATM üzerinden ve internet üzerinden yapılan işlemin maliyeti yaklaşık %10, %90 daha ucuza gelebiliyor bazı durumlarda. Birinci siyasal nokta bu. Çünkü maliyet sorunu. Küçük marjlarla, küçük alanlarda çalıştığı için bankalarımız burada maliyet önemli. Bir şey söylemiştiniz, saklama hizmeti. Bankacılık Kanunu 4. maddesindeki saklama hizmeti sadece kiralık kasa değil. Kiralık kasa bizim saklama hizmeti olarak bile kabul etmediğimiz bankacılıkta bir şeydir. Ayrı bir dünyadır ama fon, tahvil, yani SPK kısmındaki ve hazine borsası tahvili neyse bunları saklamaktır ki dijital bankacılık üzerinden bu daha... Çünkü kiralık kasadan bankalar kâr etmez. O bizim müşteriye sunduğumuz ek hizmettir. Net zarar şeyimizdir. Metrekare alan bölerseniz... Orada bir karlılık yok ama diğer saklama hizmetlerinde komisyonlu işlemler olduğu için hele ki escrow account falan diğer bazı şeylerde çok daha büyük karlar yaratabiliyoruz. Üçüncü bir noktada karşılıklar konusunda söylediğiniz mevduattaki karşılık bizim için maliyettir. Çünkü Merkez Bankası'na yatırılır ve o bir başka türlü bir faizlendirilen bir şeydir. Mevduatın vereceğimiz faizde 100 diyelim birim mevduat topladık. 10 birim eğer Merkez Bankası yatırırsa 90 birim bize kaldı zaten. Onun üzerinden biz mevduat faizini fiyatlandırması yaparak bir bankacı olarak ortaya çıkarız. Ama kredilerdeki karşılık veya sorunlu kredilere karşılık ise bir hesaben takiptir. O gelir cetvelini etkiler. Yani kar tablosunda ortaya çıkan bir sonuçtur. O farklı bakılacaktır. Ben dijital bankacılıkta çok büyük bir fırsat görüyorum. Aynı şeyi siz de görüyor musunuz? Ve 3 bankaya, 4 bankaya izin verildi. Sırada da birkaç tane var bu kadarıyla. Peş peşe gelecekler gibi. Neden? Ha bir de teminat mektubu verme konusunda herhangi bir yani bilanço dışı işlemlerde bir engel yok. KOBİ olması kaydıyla. Evet. Transfer tüketici olması kaydıyla değil mi? Evet. Çok teşekkür ederim Muhip Şeyda Bey. Ben sizi hep ismen bilirim. Çok memnun oldum. Bu alanda sizler de çok büyük emekler verdiniz. Ben de sizi harcan takip ediyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. Sizinle birebir mutabıkım dedikleriniz konusunda. Dijital banka hani ne olur ne biter ben de aslında soru işaretleri var kafamda karlı mı değil mi yani bu beni aşıyor ben hukukçuyum hani o tarafını çok kestiremiyorum ama hani tecrübelerimden böyle aşırı bir karlı bir şey gibi olmayacak ama yeni bir şey bir de tabii şeyle ilgili yani demografik yapıyla da ilgili bu hani şu an 80 sonrası işte akıllı telefonların kullanıldığı ve şubeye gitmeyen neslin 80 sonrası ama öncesinde de diğer şeyler, banka müşterilerinin hala şubeye gitme gereksinimi var. Açıkçası ben de çok emin değilim. Hani Muhit Bey izleyip göreceğiz.
Yani teminat mektubu konusunda aynı kanaatteyim, verilebilir hobi olduğu sürece. Bir de tabii şey, yani 2,5 milyar TL'ye yükseltilirse aslında o sınırı da kalkıyor. Dolayısıyla orada da herhangi bir engel olduğunu düşünmüyorum ben. Dediğim gibi hani şey cazip bir alan ama hani Avrupa'ya baktığımızda da yanılmıyorsam çok karlı değiller gibi hep şeyler okudum ben. Bu karlılık aslında günün sonunda temel hedef, bunlar bir şey değil, yani vakıf, dernek değil. Temel amacı para kazanmak olan işletmeler. Dolayısıyla ne olur nereye evrilir çok kestiremiyorum. Mevcut bankacılık uygulamasında hani şu geçiş hükmünde belirtilen bankaların içerisinde olup ayrı bir banka gibi lanse edilen ürünler ve şeyler, onlar için de aynı eleştiriler vardı. Tamam, çok güzel, müşteri memnuniyeti süper, herkes çok memnun ama para kazanmıyor. Para kazandırmıyor. Biz niye buradayız? Biz vakıf değiliz, dernek değiliz. Para kazanmak istiyoruz. Bankanın temel amacı aslında bir ticaret şirketi olarak. O konuda bir şey var, benim kafamda da şey var ama çok net hani bir şey diyemeyeceğim açıkçası. Bekleyip göreceğiz. Teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Yalnız burada karlılık üzerine bir söz de alabilir miyim? Kusura bakmayın böyle daldım ama. Estağfurullah, buyurun lütfen. Lütfen. Yani burada tabii karlılık ve verimlilik tabii ayrı bir dünya hesaplamak. Bankacılıkta biliyorsunuz biz bu hesapları başka türlü yapabiliyoruz bazen. Burada ise MES yaygın bir işlem yapmak, müşteri sayısını mümkün olunca arttırmak ve işlem maliyetlerini indirmek aşağıya. Yani dijital bankacılıkta misyon vizyon koyarsak birinci kural bence bu olmalı. İşlem maliyetini düşürmek, yaygınlaşmak mümkün olduğu kadar. Mesela parakende sektöründe çalışan firmalar bu işe bayağı hevesli bildiğim kadarıyla. Hatta birkaçına da biz danışmanlık yapıyoruz. Bunlar da mesela çok faydalı. Çünkü düşünün, giriyorsunuz bir parakende, her kimse, Migros, BİM, şu bu. Evet. İşleriş yapıyorsunuz ve orada anında işleminiz gerçekleşiyor. Bir bankayla, iki, ödeme kanallarını kullanmak. Bu da çok faydalı bir yöntem olacaktır. Tabii nasıl kar yaratır, o yönetimin sorunu. Teşekkür ederim. Evet. Rica ederim. Bir de şey taraf var. Hani mevduatta da ben yani mevduatı nasıl toplayacaklar? Hep biz diyoruz ya şubesiz bankacılık güzel, işte maliyetler düştü ama öte taraftan mevduat hani önemli bir kredi kaynağı esasında. Hani şu an oranları şey yapmıyorum ama %60-70'tir herhalde kredi karşılama oranı, ortalaması en az. Dolayısıyla o mevduatı nasıl, nereden toplayacak? Mevduat toplamadığı zaman kredi kaynağını nereden ucuza bulacak mı, bulmayacak mı? Yani vadesiz mevduat, vadeli mevduat. Epey şey var orada. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Türkiye bankacılık sektöründe mevduatın krediyi karşılama oranı bayağı düştü. Eskiden krediler %120'lerdeydi bir aralar. Ama 2018-17 sonrası aşağı düştü. Şu anda mevduat kredilerden bir tık yukarıda. Sorunlu kredileri bilmem ne ayrı kenara hesaplarsak. Mevduat tabii ki, ama mevduat şuna benzetirim ben. Ortalama 3 ay mevduatın vadesi biliyorsunuz Türkiye'de 90 günü geçmiyor. Yeni camideki kuruşlar daha kalıcıdır. Arasına daldınız mı alayı uçar gider. Bir puan tık yukarı verdiniz mi de gelir bir şekilde o doğru. Sonra size. Onu diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Başka soruları alabiliriz varsa. Chat kısmından da bana doğrudan iletebilirsiniz. Bu şekilde ben de sorabilirim hocamıza. Şebnem Kartal Hanım'ın bir sorusu var. Buyurun. Herkese merhabalar. Öncelikle Davut hocamıza çok teşekkürler. Bu kadar teknik detay barındıran bir konudaki bu çok anlaşılır ve sade sunumu için. Ben şunu merak ettim. Detaylara çok vakıf olmadığım için bilmiyor olabilirim, bağışlayın hocam, ama şimdi her şeyin dijital olacağı bir ortamda acaba bilişim kaynaklı suçlarda bir artış olabilir mi? Bunun bankalara hukuki anlamda ekstra bir yükümlülüğü olacağını düşünüyor musunuz? Bir de globalde dijital bankacılığın mazisi ne kadar eski hocam? Yani bizde yeni uygulanacak ama o konuda da bilginizi paylaşabilirseniz sevinirim. Tabii ki. Çok sağ olun Şebnem Hanım yorumlarınız için. Son sorudan başlayayım. Yani ilk işte Amerika'daki Simple Bank derler. 2009. Avrupa'da da son 3-4 senenin hikayesi aslında. Tarihi öyle çok normal klasik bankacılık gibi değil. Riskler bakımından çok haklısınız. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Şu anda zaten çoğu banka aslında online kredi veriyor. Yani ben geçen sene kredi kullandım. Gitmedim şubeye, imza da atmadım. Mobilden onaylar geldi, onayladım. Tabii ki işte teminat vermediğiniz senaryoda. Çoğunda da zaten tüketici kredilerinde teminat da yok aslında. Dolayısıyla şu an zaten online'ız. Orada bir de şeyin
Bankaların BDDK'nın tuttuğu yüksek güvenlik standartları var. Sürekli işte sızma testleri yapılıyor, sürekli IT yatırımları yapılıyor. O anlamda tabii ki bir risk artışı olur ama ciddi bir artış mı? Çok emin değilim çünkü şu an Türkiye'de en güvenli sistemler bankalara ait. En büyük güvenlik yatırımlarının yapıldığı şeyler bankalar. Artı en fazla güvenlik ekibinin çalıştığı, en fazla teste tabi tutulan kurumlar da bankalar diyebilirim. Olacaktır ama çok artar mı? Çok emin değilim Şebnem Hanım. Teşekkür ederim sorunuz için. Ben de çok teşekkür ediyorum katkınız için. Çok teşekkürler. Başka soru varsa alabiliriz. Hocam bana bir soru gelmiş şeyden. Lütfen. Özelden, yani de doğrudan bana yazılmış. Okuyayım. Hocam şubede olunca yazarak sormak istiyorum. Gelirin 4 katı dediniz veya usulüm olacak. Şu an mevcut süreçte 4 katını aşkın kredi kullanabiliyoruz dijital bankadan mesela. Bu mevzuat mevcutları da kapsayacak mı? Şöyle, şu an zaten hali hazırda 2 tane, daha doğrusu 5 tane bankaya kuruluş izni verildi. 2 tanesi faaliyet iznini aldı, geçti. Onları kastediyorsanız şeyi bilmiyorum. Yani hani kredi kullandırmaya başladılar mı? Çünkü yeni yeni 1 ay, 1,5 ay oldu faaliyet izni alını. Büyük ihtimalle onları kastediyorsunuzdur. Eğer teminatsızsa gelirini tespit edeceksiniz. O gelirin de 4 katı kadar, aylık gelirin 4 katı kadar bir kredi sınırı var. Bunu aşamazsınız. Şu an zaten 2 tane var dediğim gibi. Yani kuruluş izni artı faaliyet izni alıp çalışan 2 dijital banka var. Onları kastediyorsanız bu. Ama uygulamada şey de karışıyor. Hani isim vermek istemiyorum ama bankaların dijital banka gibi lanse ettikleri ürünleri var. Onlar aslında dijital banka değil. Dolayısıyla onları kapsamıyor bu sınırlamalar. Onlar normal, klasik, konvansiyonel bankanın bir ürünü gibi. Siz dışarıdan baktığınızda ayrı bir banka gibi, işte ayrı bir adı var, ayrı reklamı var, ayrı mobil uygulaması var, ayrı internet sitesi var. Bunu gördüğünüzde sanki birbirinden, yani ayrı bir tüzel kişiliği olduğunu düşünüyorsunuz ama eğer kastınız oysa onlar dijital banka değil. Dijital bankacılık yapan işte bankalar diyebiliriz. Onlarda bu sınırlama yok. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Başka soru varsa, benim chat ekranımda şu an başka bir soru yok. Söz almak isteyen veya yazmak isteyen varsa soruları iletebilirim. Ben de Davut Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu, değerli katkılarınız için. Sadece bir şey eklemek istedim, belki ilginizi çeker diye. Çünkü yakın bir zamanda bir müvekkil için biz de bir başvuru sürecine hazırlandık. Her ne kadar mevzuatta kısıtlı lisans için minimum sermaye tutarı 1 milyar TL olarak belirtilse de şu anda kurum 1,5 milyar altına lisans vermiyor. Hani belki yani 1 milyarı toplayabilen olursa aramızdan 1,5 milyara kadar yolu var demek istedim. Evet, sağ olun Deniz Hocam, çok teşekkür ederim. Zaten yani bankacılık kanunda da işte 30 yazar ama haricen 300 milyon dolarınız yoksa lisans alamazsınız. Sen şu evet. An şeyi öyle mi, rayici öyle mi bilmiyorum ama 300 milyon evet. Dolardı. Onu bir ilke kararı olarak BDDK sürdürüyor kurul. Yani 300 milyon aşağı evet. 100 milyon dolar yatırım bankası veya işte bu şeyde de 1,5 milyar aynen. Aynen. Bir de dijital bankacılığın tabii geleceğini bilemem ama fırsatlarla ilgili olarak bizim en azından büro olarak çalıştığımız bir takım Orta Doğulu yatırımcılar Türkiye'de yapılacak başvurular için çalışmalar yapıyorlar. En azından bu da bu dijital bankacılığa bir takım yatırımların yurt dışından değerlendirildiğinin bir göstergesi. Evet Deniz Hocam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir haber bu, yurt dışından da ilgi olması. Bekliyoruz. Hı-hı. Hepsi gelsinler. Evet. Dolar döviz girsin. Aynen umuyorum. Sağ olun teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Başka soru varsa alabiliriz. Size gelen bir soru var mı hocam? Ben de şu an... Bana soru değil de aslında Seda Nur Hanım, avukat Seda Nur Hanım, PDF paylaşılabilir mi? Başlangıcı kaçırdım. Seda Nur Hanım, ben yani LinkedIn'den paylaşıyorum. Genelde LinkedIn hesabınız varsa oradan görebilirsiniz. Bugün ya da yarın ya da en geç bir gün paylaşmış olurum. Genelde paylaşıyorum, oradan erişebilirsiniz. Biz de bu çarşamba konferans oturumumuzu YouTube kanalından, Kadir Has Üniversitesi'nin YouTube kanalından yayınlanacak. Tam gününü söyleyemiyorum ama yakın zamanda yayınlanacak. Başını kaçıran katılımcılarımız varsa oradan da takip edebilirler. Sanıyorum başka bir soru yok. Hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun nazik davetiniz için. Çok mutlu oldum. Umarım faydalı olmuştur. Herkese saygıyla selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki çarşamba konferansı oturumunda görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum. İyi günler. Görüşmek üzere.